Avustralyalı fizikçiler ünlü bir deneyi yeniden canlandırıp kuantum fiziğinin tuhaf öngörülerini ve gerçekliğin doğasını onayladı. En küçük ölçekte birisi ölçene dek ortada gerçeklik denilebilecek bir şey yok. Bu ne kadar kafa karıştırıcı gibi görünse de deney aslında son derece basit bir soru yöneltiyor. Eğer elinizde ya parçacık gibi ya da dalga gibi davranabilecek bir nesne varsa, bu nesne hangi noktada nasıl davranacağına karar verir. Genel mantığımıza göre bir nesne içsel olarak özünde ya dalga gibi olmalı ya da parçacık gibi olmalı. Bizim yaptığımız ölçümlerin de bunun üzerinde bir etkisi olmamalı diye düşünebiliriz. Ancak kuantum kuramının öngörüsüne göre çıkacak sonuç bütünüyle ölçümün nasıl yapıldığı ile belirleniyor. İşte Avustralya Ulusal Üniversitesi'nin ekibinin deneyinden de bu sonuç çıktı. Ekip lideri fizikçi Andrew Truscott çalışmalarını şöyle açıklıyor. Bu her şeyin ölçüme bağlı olduğunu kanıtlıyor. Kuantum düzeyinde eğer kimse bakmıyorsa gerçeklik diye bir şey yok. Gecikmiş seçim deneyi. Aslında deneyin kökeni John Wheeler'ın gecikmiş seçim deneyi adıyla bilinen eski bir düşünce deneyi olup ilk kez 1978 yılında aynadan yansıyan ışık demetleri kullanılarak gerçekleştirilmiş. Fakat o zamanlar gereken teknolojiyi tam olarak sağlamak pek mümkün olmamış. Neredeyse 40 yıl sonra şimdi Avustralya ekibi bu deneyi lazer ışınları tarafından saçılan helyum atomları kullanarak yeniden yaptı. Deney ekibinde yer alan doktora öğrencisi Roman Kaykomov, kuantum fiziğinin girişim hakkındaki öngörüleri ışığa uygulandığında zaten yeterince garip görünüyordu. Ama bir de deneyi kütleleri olan, elektrik alanlarla etkileşen, karmaşık nesnelerle yani atomlarla yapınca bu gariplikler daha da arttı diyor. Deney düzeneğinin hazırlanmasında ekip bir öbek helyum atomu Bose-Einstein yoğuşuk maddesi olarak bilinen duruma getirerek tuzaklamış. Ardından atomları geride sadece tek bir tane kalana dek salmış. Seçilen bu sonuncu atom bir çift lazer ışınına gönderilmiş, ızgara deseni oluşturarak atomun yolunu değiştirme görevi yapan lazerler, eski deneyde fotonların saçılmasını sağlayan katı nesnenin yerini almış. Atom bu ızgarayı geçtikten sonra ikinci bir rastgele ızgara eklemişler. İkinci ızgaranın eklenmesiyle atom her iki yoldan da geçmiş gibi davranıp ya yapıcı ya da yıkıcı girişime neden olmuş. İkinci ızgara eklenmediğinde ise atom tek bir yoldan geçmiş gibi davranmış ve dolayısıyla herhangi bir girişim gözlenmemiş. Geriye yönelik nedensellik başlığına bakalım. İkinci ızgara atom birinci ızgaradan yani ilk yol ayrımından geçtikten sonra eklendiğine göre atom nasıl bir doğa, parçacık doğası mı yoksa dalga doğası mı sergileyeceğini ikinci ölçümden önce karar vermiş olamazdı. Eğer öyleyse atomun ilk yol ayrımında belli bir yolu veya yolları izlediğine inanıyorsanız, gelecekte yapılacak olan ölçümün atomun izlediği yolu etkilemiş olduğunu söylüyorsunuz demektir. Truscott şöyle açıklıyor. Atomların bir A noktasından bir B noktasına gittiği söylenemez. Ancak ve ancak yolun sonunda ölçüm yapıldığında atomun dalga benzeri veya parçacık benzeri doğası varoluş sergiler. Bu durum fizikte geri nedensellik olarak bilinir. Klasik neden-sonuç ilkesinden farklı olarak sonucun da kendini oluşturan nedenler üzerinde etki yapabileceği düşüncesidir. Bu deneyin sonucundan da anlaşıldığı kadarıyla kendi bedenlerimizle dahi tüm evreni oluşturan kuantum parçacıklar düzeyinde geleceğin geçmişi etkilemesi mümkündür. John Wheeler'ın gecikmiş seçim deneyi olarak bilinen bu ünlü düşünce deneyi ilk kez aynalardan yansıtılan fotonların kullanılması planlanarak 1978 yılında öne sürüldü. Ancak teknolojik yetersizlikler nedeniyle deney bugüne kadar asla gerçekleştirilemedi. Avustralyalı ekip ortaya atıldığı tarihten neredeyse 40 yıl sonra lazer ışınlarının saçtığı helyum atomlarını kullanarak deneyi tekrarlamayı başardı.
çalışmada yer alan doktor öğrencisi Roman Kayıkamo, kuantum fiziğinin girişime ilişkin öngörüleri ışığın üzerinde uygulandığında ışığın hem dalga hem parçacık gibi davranması zaten yeterince tuhaf yetmezmiş gibi deneyin hem kütleye sahip olma hem de elektrikli alanlarda etkileşime girme gibi karmaşık özellikler barındıran atomlarla yapılması olaya da daha fazla tuhaflık katıyor dedi. Profesör Truscott'ın ekibi ilk olarak maddenin Bose-Einstein yoğuşumu olarak bilinen haline inerek askıda bulunan helyum atomlarını hapsetmiştir. Ardından ortamda tek bir atom kalana kadar enjeksiyon uyguladı. Sonrasında bu seçilen atom ters yayınım yapan lazer ışını çiftlerine doğru düşürüldü. Bu sayede katı opak bir ızgaranın ışığı saçmasına benzer şekilde kavşak gibi davranan ızgara deseni oluşturuldu. Atomun yalnızca ilk ızgaradan geçmesi durumunda yolları tekrar birleştirmek için rastgele ikinci bir ızgara eklendi. Ancak bu kez atom her iki yolda da ilerliyormuş gibi yapıcı ve yıkıcı girişimlere neden oldu. İkinci ızgaranın eklenmediği durumdaysa atom sanki tek bir yolu seçmiş gibi herhangi bir girişim gözlenmedi. Atomun ilk kavşağın içinden geçmesinin ardından ikinci ızgaranın eklenmesi ikinci kere ölçülmeden önce atomun doğasının henüz belirli olmadığını ortaya koyar. Eğer biri atomun gerçekten belirli bir yol veya yollar izlediğine inanırsa o atomun geçmişinin gelecek ölçümünü etkileyeceğini kabul eder diyen Truscott, atomlar A'dan ve B'ye hareket etmezler. Onlar dalga veya parçacık hareketini ortaya çıkaran hareketin sonunda ancak ölçülebilir şeklinde de ekliyor. Tüm bu anlatılanlar kulağa oldukça garip gelmesine karşın hepsi çok küçük ölçekteki evreni hükmeden kuantum teorisinde geçerli olan kavramlar. Bu teoriyi kullanarak bizler şimdiye kadar LED'leri, lazerleri ve bilgisayar yongalarını geliştirmeyi başardık. Kuantum silgisi ile zamanı silmek. Gecikmeli seçim kuantum silgisi deneyinin sonuçları insanlığı şaşkınlığa düşürüyor. Ama bunun nedeni deneyin iyi anlaşılamaması. Bir grup bu deneyi zaman makinesi gibi kullanıp geçmişe yolculuk edebileceğimizi düşünürken diğer grup da objektif gerçekliğin hiç olmadığını savunuyor. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi yanlış mı yazısında belirtildiği gibi bu grup holografik ilkeyi yanlış yorumlayıp gerçekliği insan beyninin yarattığını düşünüyor. Öyle ki eşyalar ve cisimler sadece baktığımız an var olur ve biz bakmazken yok olurlar diyor. Tıpkı bilgisayar oyunlarının grafik kartlarını zorlamamak için uzak evleri sadece monitörde yaklaşınca çizmesi gibi durum hayal ediyorlar. Ancak 1999'da fizikçi Yon-Ho Kim ve ekibinin yaptığı gecikmeli seçim kuantum silgisi deneyinin nasıl çalıştığını anlarsak bütün bu karışıklıkları çözebiliriz. Nitekim bu deney John Mellor'ın 1978 ve 84 yıllarında tasarladığı gecikmeli seçim düşünce deneyinin devamı ve daha gelişmiş bir versiyonudur. Şimdiki zaman görelidir başlığıyla devam edelim. Peki kime göre, neye göre? Örneğin Türkiye saati ABD saatine göre ileridir ve Japonya saatine göre geridir. Oysa ABD ve Japonya saatini baz almak keyfimize, özgür irademize kalmış bir seçimdir. Bu durumda Einstein'ın ünlü sözü devreye giriyor. Geçmiş ve gelecek ile ilgili bir fikrim var ama şimdiki zamanın ne olduğundan pek emin değilim. Öyleyse diyebiliriz ki şimdiki zaman lineer, doğrusal zaman içinde var olan biz canlılara, insanlara özgü bir algıdır. Bizim için gerçek ama evren için bir yanılsamadır. Evren hem görelilik teorisinde hem de kuantum fiziğinde geçmiş, gelecek ve şimdiyi bir arada yaşayan, yani zamanın akmadığı bir bütündür. Evet, çok ilginç bir deney aslında bu. Gecikmiş deney, seçim deneyi. Ayrıca bir düşünce deneyiydi ama sonradan deneyle de ne olduğu ispatlanmış bir durum aslında. Yine burada kuantum fiziği devreye giriyor fark ettiyseniz. Eğer özellikle deney konusunda bahsederken
Şuna da biraz benziyor aslında. Okuduğum makaleden de anlayacaksınız. Çift yarık deneyi var. Ona çok benziyor bu deneyde. Gecikmiş seçim deneyi de benzer bir yapıya tekabül ediyor gibi geldi bana. Yani kuantum fiziğinde olasılıklar bir devreye girdiği için biz gözlem yaptığımızda olasılıklardan birisi oluşuyor. Yapmadığımızda her ikisi de devrede oluyor. Öyle bir durum oluşuyor aslında. Gecikmiş seçim deneyi de buna benzer bir durum aslında. Yani bu deneyi yaparak bu tarz bir durumun neden oluştuğunu anlamaya çalıştı bilim insanları. İlerleyen süreçte bunun gibi pek çok deney, bunun gibi pek çok düşünce, hatta düşünce ve teoriler de diyebilirim burada, deney kısmına geçtiğinde bize çok fazla bilgi sağlayacaktır. Özellikle bu gecikmiş seçim deneyini ben bir kitapta okumuştum. Detayını araştırıp yine sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.